Herkese merhaba arkadaşlar, Stormworks'ün bir diğer bölümüne daha hoş geldiniz. Şey bakıyorum, ne yapabilirim diye, research var mı? Function block aslında işimize yarayabilir ama sanırım birazcık bekletip yapmak daha doğru olacak. Hem yukarıya yardıralım, uyuyalım, görev yok şu anda herhangi bir. Aslında bir bot... Yapsak mı ya bot olayına, ne diyorsunuz? Ya bir görev yapalım da şöyle bir geçsin sanki. Geceliğin olursa görev yapmak istemiyorum. İnşallah gündüz olur. Hava sakin olur. Hava bozdu. Hava bozdu. Ve bot gun missing. Transponder signal was on. Okey abi. Hemen şöyle bir genel olarak bakalım. Şansımızı... Buradan belki bir şeyler görebiliriz diyeceğim ama buralarda bir şey görünmüyor. Kulenin üstüne çıkabiliriz etrafa bakmak için ama muhtemelen göremeyeceğiz. Evin üstünden çıkalım şöyle. Şu tarafları görmek istiyorum çünkü. Haritaya baktığımız takdirde bu civarda herhangi bir yerde olabilir. Görüşümüz yok. Dalga yok Allah'tan şu anda. Rüzgar yok. Çok hemen hızlı bir şekilde gidebiliriz oraya. Gitme geliyor. Aracımızı spawn edelim. Akşam olacak ama yapacak bir şey yok maalesef. Buradan aşağıya inelim. Aracımızı spawn edelim bakalım. Bunun yakıtını ben ne olur ne olmaz şuradan bir şöyle tıklatayım. Pump on diyeyim. Buradan bir yakıt aktarımı yapalım. Hop abi, şuraya bir çıkabilir miyim? Teşekkürler. Buraya koyalım bunu. 1100 litre yakıtımız var. Hadi bakalım çıkalım yukarıya. Şimdi radio alalım. Aa, bunun vitesini ayarlamadık değil mi biz? Bir dakika. Vites ayarlayalım hemen şuna bir. Bir de... sensör olayı yok değil mi şu anda? Bir dakika. Şunu geri koy. Buradan B'ye basalım. Şimdi biz buradan vitesler için function block koyduk değil mi? Evet, bunları bir iptal edelim. Tamam mı? Bunların kontrolünü ben tekrardan elime alayım ki bir la motor çalıştırı, 2 ile gearbox, 3 ile bu, 4 ile de reverse. Bunlar benim elimde olsun ki ben şey yapayım, 100 litre burada şeyimiz var. Ya bayağı bir hızlı gidiyor ama yakıt da yiyor. Bakalım, inşallah çok uzakta değildir. Yakıtımız biterse yandı çünkü yani. Ve bence ben şey yapayım ya. Vites düşüreyim.
Evet, bulmaya çalışacağız bakalım. Ya bu civarda bir yerde derede falan da olabilir bu arada. Ya yakıta güvenemiyorum, yakıta. Yakıta güvense orada bot, orada bot, orada bot. Tamam, bulduk. Güzel bot, güzel seri gidiyor. Şu ha şeye bağlandık değil mi? Ayo bağladık. Bağlamamışız. Koltuktaki ok tuşlarını resetten tagla çıkartayım ki bu sayede böyle aletin burnunu hafiften kaldırabilirim yukarıya. Güzel. Burası. Night Vision ekipmanına ihtiyacım yok. Flashlight alayım bir tane. First aid olsun üstünde. Defibrilatör olsun. Bir de kaza yapmayalım değil mi? Bu bot mu? Evet. Evet, bottakiler. Hop 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 eziyorduk adamı. Kadıncağızı eziyorduk ya az kalsın. Çık abi şuradan, atlayamadı yine. Evet, 3 kişiler. Bir tanesi burada, onu biliyoruz. Gel abi. Buyurun, şöyle karşılıklı oturun. Nerede bunun girişi? Çıkarsa inşallah. Evet, üçüncü kişiyi bulmamız lazım. Aşağı kata bir bakalım. Burada olabilir mi? Beyefendi. Burada mısınız, değilsiniz? Pekala, ön odaya bakalım. Ön odada kimse yok. Hatch. Burada kimse yok. Al ala. Nerede ya? Arkada mı? Yok, suda mı biri var acaba? Ha buradaymış. Ha buradasın. Merhabalar, merhabalar. Benim sizi de şöyle alalım. Oturtalım, çok teşekkürler. Defibrilatörümüzü geri koyalım. First aid'imize ihtiyacı olan var mı? Yok. First aid kit'i buraya koyalım. Fener de elimizde kalmasın, şuraya koyalım. Pirate seat. Birazcık gaz verdik. Yürü yavrum. Güzel, kolay bulduk. Waypoint. Karşıdaki adaya. Yani şuraya koyalım şöyle. Tamam. Şüpheni fenerim şarj oldu mu? 59. İyi de. Şu birinci çözmem lazım. 60, okey. Yükseliyor yavaş yavaş. Hadi bakalım. Bundan sonra da bir yeni gemiye başlayacağız. Bu görevi hemen hızlıdan böyle bitirmiş olduk. Birazcık daha research puanı gelsin diye istedim. Ki hem para gelsin, 30 bin şu anda. Hem para gelsin, hem birazcık daha research puanı gelsin.
şöyle bir şey yapmıştır. Bu bot şimdi kalacak şu anda. Bu botu her an göreve gitmek için kullanmak üzere. Bu botu burada bırakıyoruz. Ne yapacağız? Şunu yapacağız. Böyle daha ağır gidecek. Yavaş gidecek. Az zeket harcayacak. Ama bir şeyleri çekme potansiyeli. Yani böyle nasıl derler? Ağır böyle bir tok tarzı bir görev yapabilmek için kullanılabilecek bir araç istiyorum. Aynı zamanda onun arkasına benim halatla bağlayabileceğim yine bir yakıt taşıma böyle botu ama çekme olacak. Yani ben onun içerisinde herhangi bir motor olmayacak. Onun içerisinde böyle yakıt pompayla yakıt basıp al-sat işlemleri yaptığımız zaman kullanabileceğimiz, aynı zamanda normal boş zamanında sağda solda dışarıda durup demirleyecek olan, üzerinde böyle solar panelin falan olduğu, ki solar paneller nerede geliyor emin değilim ama burada bir enerjiyle beraber geliyor galiba. Aynen, enerjide geliyor. Yani on solar panel vakti var onun tabii de. Yani onlara falan kullanabileceğimiz bir böyle bir sistem yapmak istiyorum. Hani bir yerden bir yere gideceğimiz zaman yakıt alsat yapacağız diyelim. Arkamıza bağlayacağız o aleti. Onunla beraber yakıt alma yerine gideceğiz. Yakıtımızı alacağız. Yakıtı aldıktan sonra da şey yapıyor olacağız. O satıyor olacağız. Bir de bunun önüne bir spot ışığı falan takmam lazım benim. Hiç görünmüyor. Evet, beyler beyanlar. Ulan suya düşmeyedik iyiydi ya. Çık usta. Çıkar mısın suyu? Hop yukarıya. Evet, teşekkürler. Follow, follow. Seni de koydum, follow. Üçüncü birden beri follow oluyor musunuz? Follow oluyorsunuz, hadi bakalım. O helikopter buraya geliyor. Şuradan yolu takip edelim. Bayağı karanlık. Bu kadar karanlık olacağını tahmin etmemiştim ama bayağı karanlık. Hoş geldiniz. Money. Süper. Parayı aldık. 7 research, 35 bin olduk. Güzel. 10 research olmadan tabii bir şey yapamıyoruz şu anda ama sağlık olsun. Biz hemen gidelim bunny hop bunny hop. Hızlı bir şekilde karargahımıza dönelim ve yeni tasarımımıza başlayalım. Güzel böyle dediğim gibi ağır gidecek. Geniş altı bayağı düz geniş bir alet. Stabil bir alet olacak yani aslında ağır bir alet olacak. Böyle bir bot yapmak istiyorum ben. Açık söylemek gerekirse. Hoppa. Hop şuraya binelim. Birazcık gaz. Bayağı yakıt yedik yalnız. Bayağı çok ciddi yakıt yedi yani. Bu araç yakıt tasarrufu yapamıyor maalesef. O yüzden daha böyle tasarruflu olabilecek bir alete ihtiyacımız var. Bakalım nasıl olacak. Bunu da çekmeden hemen şuradaki plaşı alacağım elime. Bunu geriye koyacağım ki alet sıfırlanıp tekrardan alsat muhabbeti yapmasın bizi. Şöyle dışarıdan yanaşalım.
Buna bir bayağı güzel bir aydınlatma yapmak istiyorum ben yani de. Seni geri koyayım. Seni alayım. B'ye basalım. Okey, şimdi bu aletle alakalı neyimiz var bizim, neyimiz eksik? Bunun önüne bir spot ışığı koymak istiyorum. Light alalım. Şuradan searchlight bir tane istiyorum. Ama şu tarafa falan koyalım. Şöyle koyalım. Bir tane daha yükselteyim. Sonra searchlight koyayım. Aynen. Önümü aydınlatsın benim yani. Onu istiyorum ben. Elektriği olaraktan da şuradan sisteme bağlayalım. Data olarak da bu hangisiydi? Exterior deck lights above stern. Okey, bunları açtık. Okay, bu aleti şöyle bir save edelim. Çıkış yapalım. Şimdi yeni botumuz hakkında, yeni bot hakkında şeyle çalışacağız. Şimdi nasıl bir şey yapacağız? Dediğim gibi daha sakin, yavaş gidecek bir şey istiyorum. O yüzden şöyle bir düzleyelim. Büyük olabildiğince bir şey istiyorum. Aynı zamanda yani kapasitesi olacak olsun istiyorum birazcık. Bir tık şöyle aşağı eğelim. Önce şeklini vereceğiz. Burundan nasıl bir şekil? Okey, tamamdır. Şimdi şöyle uzatalım. Önü dediğim gibi düz olacak. Birazcık küt olacak. Şöyle simetri bunda kullanacağız. Ondan sonra bu değil de şu arkadaştan, ikiliden kullanalım. Bir tane silip şöyle ikiliden yapalım. Şöyle ne kadar oluyor, nasıl oluyor? Güzel oluyor. Okey. Bundan sonra dörtlü çok mu olur? Olmaz. Bundan sonra normale geçebiliriz. Şu genişlik iyi gibi. Sağa sola da genişliğimiz var. Güzel. Buraya kadar çekelim. Arkasını da daha sonra bağlarız. Şimdi bunu birazcık yükseltebilirim şu anda. Okey. Şimdi bunun altını yapacağız. Bunun altını nasıl yapacağız? En önde öncelikle bu kadar olmasa da ikiliden en azından yapalım. Şöyle bir birkaç blok aşağı insin istiyorum. Ondan sonra buradan normale bağlasın. Şöyle 1-2 blok. Ardından 3-4-5 blok koyalım şöyle. Bu arkadaşı azıcık yukarı çekelim. Şöyle bir blok da aşağıya kadar bağlasın. Şu derinlik bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunu da yaptığımıza göre artık bunun içerisini doldurabiliriz. Önce şunları şöyle indireceğiz aşağıya. Ardından bu arkadaşı şöyle indireceğiz. Ardından bunu koyacağız böyle. Çok güzel. Şimdi burada bu blokları nasıl çekeceğiz? 1 bölü 2 piramitler burada işe yarıyor mu? Bir dakika. 1 bölü 2 piramit. 2 bölü 2 piramit kullanılır aslında burada ama. Şu şekilde aşağıya çekip ondan sonra 1 bölü 2'lerden aynı şekilde aşağıya çekip böyle çekersek ardından burada yine mi ne kullanıyor? Burada küçük cornerlar var. Cornerlar var galiba burada. Aynen şöyle çekelim. Hayır, cornerlar yok. Bir dakika, burada 1 bölü 2'ler var. Ama 1 bölü 2'leri bu sefer böyle kullanacağız. Çok güzel. Böyle kullanacağız. Şimdi küçükler var. Evet, süper. Evet, böyle bir pull bence güzel oldu.
En alta da burada ne kullanmışız? 2 bölü 4 mü kullanacağız burada acaba? Yok. 4 bölü 4. Yok. 1 bölü 2 ile oluyor mu? Olmuyor. 1 bölü 4. Bunu böyle bu tarafa doğru çekemeyiz. Ha. Pekala, o zaman hemen böyle olayı bitirelim buradan. Easy solution yani. Sadece şöyle bir durum var. Bunun yanında herhangi bir kavis yakalayamadık. Onu da ben şöyle oluşturmak istiyorum. Aşağıya kadar şöyle hafif bir kavis olsun. Bunları şöyle dolduralım. Çok güzel. Bence yakışıklı oldu yani böyle. Hop buraya çektik. Hop buraya çektik. Hop içini doldurduk. Hop içini doldurduk. Nice. Çok güzel. Geniş, büyük. Ağır gidecek. Böyle hel gidecek ama sağlam olacak bayağı. Böyle stabil olacak yani. Olay o. Şimdi ondan sonra buradan hemen şöyle yukarıya doğru bir bağlayalım. Nice. Bu yüksekliğe kadar getirelim. Ardından hop 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 yapalım. Ve böylelikle bu iç kısmını da şeyine tamamlamış olduk. Şimdi bu arkadaşın en alta çekelim mi? Çekelim. En altı vurduralım şöyle birazcık. Belki bir iki blokluk bir şey koyarız altına diye. Şöyle çektim. Aslında bunun altına rudder koyalım mı şöyle? İki tane. Rudder. Bir tane rudder. Burada simetriyi kapatmamız lazım. Şöyle, şöyle olacak. Çok güzel. İki tane rudder atalım böyle bunun altına. Bunu da en alta doğru indirelim. Şöyle çok güzel. Evet. Simetriyi tekrardan açalım. Simetriyi kapatmamın sebebi de bunu simetrik koyar isem şöyle göstereyim. Şimdi bunun artısı bu tarafa, bunun artısı bu tarafa bakıyor. O yüzden eşit baksınlar diye, simetrik olarak şey olsun diye bunları böyle koydum. Şimdi bunun arkasına prop olarak küçüklerden koyabiliriz hala. Okey. Her bir 1, 2, 3 şeklinde şey olsun istiyorum ben. 6 tane pervanesi olsun bunun. Yani yavaş gidecek, torklu gidecek bu olay orada. Torklu gideceği için sorun değil. Angled close. Böylelikle de bütün bu blokların bağlantıları da düzgün bir şekilde yapılmış oldu. Çok güzel. Ben aşağıya biraz bol bırakmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 blokluk bir zemin olsun istiyorum burada. Aşağısı. Çünkü aşağıyı şey olarak kullanabiliriz belki. Bir böyle yer yapılabilir aşağıya yani belki. Aynı zamanda kargo taşıma görevleri vesaireler geldiği zaman da kullanmak amacıyla bu aracı yapıyoruz şu anda. Hani şey değil sadece yakıt taşıma vesaire olayı değil. Daha büyük, daha böyle şey bir araştırma gemisi gibi olabilir. Öyle düşünebilirsiniz bunu. Hatta burayı şöyle birazcık şey yapalım. İndirelim aşağıya doğru. Tarafı şöyle alayım. Bir tane şuradan dörtlü piece dolduralım buraya. Hop çektik buraya. Çok güzel. Hop buraya çektik. Çok güzel. Ve geniş bir arka platform bu sayede oluşturmuş olduk şu ana kadar.
bence güzel görünüyor diye düşünüyorum. Ön tarafını hemen kapatalım bunun. Şöyle yakışıklısından. Hop, buraya çektik. Burada aşağıda şu bloklardan kurtulalım. Evet, aşağıda 4 blokluk, 1, 2, 3, 4 blokluk yüksekliğimiz var. Burayı değerlendirebiliriz. Bu sayede, okey, güzel. Şimdi. Bu aletin şeyi, yaşam alanı gibi olan kısım burada olsun istiyorum ben. Yani içerisinde gireceğimiz vesaire takılacağımız yer. 1, 2, 3 blok buradan bırakırsak geçiş için. Şuradan çekecek olursak ve şuraya kadar getirecek olursak bence böyle bir alan bize yeterli olacak mıdır? Bence yeterli olacaktır. Daha uzatmanın bir anlamı yok. Buraya şey yaparız çünkü depo alanı yapabiliriz. Yani normal yakıt deposu mesela şurada bir yerde durur. Atıyorum biz de buraya normal kargo taşımamız gerekecek olursa kargoyu koyabileceğimiz bir alan olur burada. Burası da böyle küçük kompakt bir kokpit tasarımı gibisinden düşünebiliriz yani burayı. Şimdi şunu şöyle yapalım. 1, 2, 3 blok çıkalım yukarıya doğru. 4 blok çıkmış oldum. Pekala, 4 blok çıkmış olalım. Şuradan keselim. Hafif bir açıya hayır demem yani, o olabilir, bulunsun. Bu arada bunun içerisinde bir aşağıya giriş portu falan da yapabiliriz. O da güzel olur. Bunu böyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Şuradan door, kapıları açtık mı biz? Kapıları açmadık hala. Kapıları açmadık. Dolayısıyla o zaman bu böyle kalacak. Pekala. Yapacak bir şey yok ona. Window'lara gelelim. Window, pencereler. Pencerelerde şu arkadaşları kullanmayı hiç sevmiyorum ben. Çok kötü görünüyorlar. Dolayısıyla o sebepten ötürü bunları şöyle yükselteceğim ve buraya hatta bir tane daha yükseltip şöyle bir şey yapabiliriz. Tabii içerisi tutuyor mu bilmiyorum ama large window, düz bir tane ortaya. Ondan sonra yanlara iki tane 3'e 2, evet. Ardından large angled. Çok güzel. Şunlardan şöyle bir boşluk, bir boşluk şeklinde yapalım. Evet, çok güzel. Bobros gibi konuştuğumu hissettim şu anda. Evet, buraya tatlı bir pencere koyuyoruz. Evet, çok güzel. Şunu şey yapalım. Bir dakika. Şöyle bir şey yapalım burada. Şu pencerenin üstlerini sana şu arkadaştan koyalım. Şöyle dursun. Şöyle dursun. Şöyle dursun. Small angled koyalım birer tane. Ya bu arayı nasıl dolduracağız bilmiyorum ama şöyle doldurabiliriz bence. Doğru mu koydum? Galiba doğru koydum ya. Emin değilim. Yok, şöyle yapacağız. Şundan bir tane bundan. Bir de bunun küçüğü var mı? Şu var en kötü. Aynen, bundan kapatabiliriz böyle. Evet, yani bence yakışıklı oldu. Pekala, başka ne yapabiliriz? İçerisini birazcık böyle daha endüstriyel görüntü sağlamak amacıyla birazcık böyle sanki ledge varmış gibi göstererekten. Değil mi? Değil mi? Şuradan ikiliyi alayım. Hatta bu kapıyı da birazcık daha geriden yapabiliriz. Belki 1-2 blok. Gerçi çok da fazla yer kalmadı ama belki 1 blok daha geriden yapılabilir şöyle. Şöyle yapmış oluruz biz de. Güzel. Bunun tepesini kapatalım. Beautiful. Burayı çekelim şöyle. Hop. 2 blok buradan alalım. Bir de bunun 2 bölü 2'sinden
Buraya koyalım bir tane. Evet. Güzel. Güzel görünüyor. Kötü olmadı bence. Güzel oldu. Bayağı heybetli bir şey oldu yani bu. Böyle küçük bir şey olmadı. Güzel. Şimdi hemen şu ön tarafı bir ayarlayalım. Bir ayar çekelim bunlara. Şuradan blokları alayım. Çok güzel. Bunları şöyle bağlayalım. Bunu da böyle bağladık mı? Nice. Ondan sonracığıma. Şu alanda kargoyu koyacak bir depo yapacağım ama şu anda benim galiba şeylerim yok. Bir dakika şunu bir kapatayım. Custom kapı yapamıyorum şu an galiba değil mi? Evet, şu anda custom kapı yapamıyorum. Dolayısıyla o kalacak maalesef. Onu bırakacağız şimdilik. Şimdi şuralara birer tane rope anchor koyalım. Rope anchorlarımızı bir yerleştirelim artık değil mi? Böyle bir rope anchorlarımız olsun. Burada güzel. Evet, şimdi bu parçaları buralara koymaya devam edelim. Şunu şöyle çevireyim. Ne kadar koyayım? 1, 2, 3, 4 blok boşluk. 1, 2, 3, 4 blok boşluk. 5'inciye. 3, 4 blok boşluk. 5'inciye. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5 şeklinde parçaları koyalım. Çok güzel. Bunun ön tarafında da ben olsun istiyorum. Şöyle iki tane ön tarafında da küçücük bağlantı noktası olarak bulunsun. Güzel. Bolca bir bağlantı noktamız oldu mu bu sayede? Oldu. Nice. Güzel. Şimdi başka ne yapacağız? Bunu ışıklandırma. Buraya birer tane ışık atarız. Hatta buraya atarız. Light. Şöyle bir tane ışık. Burayı komple indirelim aşağıya. Burayı keselim. Straight enclosed pipe'lardan koyalım. Fluid port alalım. Bir tane fluid port koyalım buraya. Enclosed pipe'ları devam ettirelim yine aşağıya. Ki geldik buraya artık. Şimdi bu kısımda artık olay depo şeye, motorlara geçiyor. İki tane motor yapacağız. Geniş dursunlar şöyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 diyelim. Motorlarımızı yerleştirelim buraya. Çok güzel. Ondan sonracıma. Buradaki port air. Bu port air. Burada fuel var. Burada egzoz var. Fuel var. Okey. Fuel ortaya gelecek. Şuraya bir yere gelecek. Egzozları arkadan çıkart. Aşağıdan çıkartalım mı egzozları? Hadi aşağıdan çıkartalım egzozları ya. Bakayım şuradan. Ne oluyor? Olmuyor. Şurası oluyor mu? Olmuyor. Egzozu şuradan aşağıdan verelim ya. Şöyle aşağıdan egzoz çıkışı yapalım. Güzel. Coolant'ları da hemen hızlıca buradan bağlayalım. Şuradan bakayım. Şöyle coolant'larını bağlayalım bunun. Coolant'a bu arada sistemine bir tane şey eklemek istiyorum. Yedek bir parça eklemek istiyorum. O da şey olacak. Ne o? Bakayım şuradan coolant out kısmı bu. Coolant in bu taraf. In coolant. Okey. Soğutma girişi kısmısı olduğu için bu. Bunu böyle bağlayıp buraya bir tane small fluid tank yapacağız. Şöyle bu fluid tankı da fresh water olarak değiştiriyoruz ki olur bu alet sudan bir şekilde çıkar, yükselir falan filan. Çok zor ya hani. Yükselirse burada sistemde su olsun, taze su girişi olsun diye. Egzoz çıkışlarını bağlayalım. Direkt arkaya doğru döndürüp bir tane düz blok, bir tane köşe blok
aşağıya doğru dümdüz indirirsek bağlamış oluruz gibime geliyor ama. Pump var mı? Yok elimizde pump. Okey. 3 tane şuradan bağlamış olalım. Power'dan çıkışımızı da şöyle birer tane blok koyalım. Havayı yukarıya bağlayacağım. Tam buradan yukarıya bağlanacak hava. Onu da bağlayalım hemen 2 dakika. Evet. Şuradan bir tane düz parça, bir tane köşe parçayla bağlamamızı yaptık. Hava bağlantısı tamam. Egzoz bağlantısı tamam. Buraya bir jeneratör alıyoruz. Tak tak birer tane jeneratör yerleştiriyoruz. Ondan sonra buraya clutch koyacağız. Bir adet clutch olmak olmazsa olmaz. Olmak zorunda yani resmen. Motordaki çünkü ilk çalıştırma esasındaki yükü alıyor. O yüzden önemli. Clutch'ın olması önemli. Clutch'tan sonra ne yapıyoruz? Clutch'tan sonra gearbox koyacağız ama bu sefer gearboxlar büyükten küçüğe doğru gidecek. Ne olacak? Bu ne demek? 20 RPS'i tık buradan böleceğiz. 20 RPS'i tık buradan böleceğiz. Ağır ağır ama hızlı bir şekilde gitmesini sağlayacak bu sayede. 3 tane koyalım şöyle. Ardından DPS alalım. Ve burada tekrardan TPS'e bağlayalım. TPS olsun, olsun. Hop. Hop. Ne yaptım ben öyle? Burada borulardan birini şeyden attık. Bu buradaymış. Corner atmışız. Corner pipe niye attım bilmiyorum ama enteresan. Şöyle koyalım. Bunu aşağı eğ, bunu bağla. Düz borular. Çok güzel. Boruları da böylelikle bağlamış olduk. RPS'lerim şimdi buradaki şeyleri ayarlayalım bir. Değerleri ayarlayalım. Şimdi birebir ilk başta motor çalıştığı takdirde bu arkadaşımız motorun 3 turu pervanenin 1 turuna değiştirsin. Ondan sonra bu motorun 2 turu pervanenin 1 turuna gelsin. Bu motorun 2 turunu 3 bölü 2 yapsın. Ardından bu da geri vites olsun. Bunu geri vites yapalım. İkisini birden. 1'e 1 bölü 1, 3 bölü 2 yapacağız bunu. Hemen yapalım. Bunu da 3 bölü 1'e 2 bölü 1. İnşallah çalışacak motor böyle tabii ki de emin değilim. Göreceğiz bunları. Evet bunlar tamam böyle. Motor alanında olay bu. Daha sonra neye ihtiyacımız var? Daha sonra bataryaya ihtiyacımız olacak. Bataryaları genel olarak ağırlık nerede? Yani güzel gidiyor, dengeli gidiyor gibiyiz şu anda. Hadi buraya şey yapma potansiyelimiz var. İçeriye böyle bir alan, yaşam alanı tarzı bir şey yapma olasılığımız var. Dolayısıyla bu bataryaları şöyle koyalım. Bir tane koyabiliyoruz böyle olursa. Yani şöyle hemen önlü arkalı koyalım bataryaları buraya. Okey. Şimdi fluid tanklara ihtiyacımız var. Halen daha tankın içerisindeki miktarı ölçemiyoruz. Sensör yok çünkü. Ya da bir dakika. Şunu bir kapat diyelim. Şuradan sensors, tilt sensor, degrees, speed, angular, contact, impact, weather, advanced weather. 8 puan fluid spanner, fluid meter. Keşke bu olsa, bir puanımız daha olsa da bunu yapabilsek. Ama şu sensör olayını ben research'a atarım. İşime yarayabilir çünkü o benim. Buradan biz normal depoları alalım mecbur. 12 tane depo koyalım buna. Diye düşünüyorum. Şahsen. 1, 2, 3, 4, 8 tane oldu. Şöyle 2, 6, 6, 12 tane depo yapmış olduk bu sayede. Bunların hemen bağlantılarını yapalım. Yakıt girişimiz nerede? En üstte doğru. Okey, en üstte doğru. O zaman biz de bunları yönlendiririz. Çok güzel. Ardından şu arkadaşa ihtiyaç var. Şöyle bağladık.
Yakıta dönüşünü yapalım hemen buradan. Tık. Hatta bir blok düz gitsin. Sonra dönsün. Çok güzel. Bunun arkasından geçebiliyor muyuz? Bir tane düz gitmemiz lazım. Hop. Düz gittik. Köşeye geldik. Döndük. Buradan bağladık. Boruları da araya bağladık. Yakıtı da böylelikle bağlamış olduk. Şimdi peki bu yakıtın da refuel noktası olsun istiyorum burada bir yerde ben. Şöyle bir kesersek. Şuradan bir inersek aşağıya. Close straight alalım bir tane. Şimdi buraya bir tane fluid connector. Değil mi? Fluid anchor. Fluid connector. Anchor rope modla çalışıyor. Connector fluid. Anchor hole based fluid hose drop rope logic between two anchor from hose limited link transfer fluid across the link. Okay, şöyle olacak yani. Bunu buraya koyacağız. Bunu böyle kapatacağız. Şu alanı içeriden kapatmamız gerekiyor. Şöyle yaparsak ve mesela atıyorum böyle de yapabiliriz. Ama şöyle bir parça geniş bırakıp yukarıya şöyle parçalarını koyarsak buraya bir tane light koyarsak küçük. Hem aydınlatma sağlar bize burada genel olarak kabine, hem burayı aydınlatır. Ardından buraya da bir tane hatta nereye koysam dur bir dakika şu aydınlatmayı buraya koymayalım. Buraya bir tane paintable sign koyamıyor muyuz? Koyamıyormuşuz. Okay. Tamam bu da böyle dursun. İçeriği birazcık şey yaptık ama hani genel itibariyle kalabalık yaptık içeriye ama olsun önemli değil. Buraya bir şeyler konup bunun önü kapatılabilir. Sorun olmaz. Şöyle şimdilik şöyle dursunlar bakalım. Okey. Geldik kokpite. Kokpite. Şimdi burası hatta şöyle olsun. Direkt. Aynen. Güzel. Helm açtık mı? Helmi açmadık hala. Dolayısıyla mecbur sandalye koyacağız. Tam orta yere şöyle koyalım bu arkadaşı bakalım. Şöyle bir dashboardumuz olsun. Şimdilik bu şu anda kullanmak amacıyla. Arkaya bir ışık atalım. Arka tarafımızda bir ışık olsun. Şöyle ön tarafı iki tane ışık atalım. Güverte boyunca ben ışık olmasını istiyorum aynı zamanda. Ama güvertede küçük indikatör ışıklarından olsun istiyorum. O yüzden şunları şöyle açıp indikatör ışığını alıp şuraya yerleştirerekten indikatör ışıklarıyla çok daha tatlı oluyor bence. Böylelikle içerideki yani iç yol yürüme alanı vesaire kısımlarını böylelikle boyamış olduk böyle. Daha doğrusu aydınlatmış olduk, boyamış olduk demeyeyim, aydınlatmış olduk. Bu alanda dediğim gibi herhangi bir kargo taşıma vesaire olayını yapmak için buraya bir kapak koyacağız daha sonra. Yakıt taşımayı da buradan yapıyor olacağız. Şimdi onun dışında neye ihtiyacımız var? Bizim burada insanları tutacak bir alana ihtiyacımız var. Bu insanların ölmemesi lazım buraya geldiklerinde. Nasıl bir şey yapılabilir? Şöyle bir şey yapılabilir. Düşünüyorum.
Bir yatağa ihtiyacımız olacak bir tane. Yatağı ön tarafta dursa olur şu an için. Yatak önde dursa hiç sorun olmaz yani. Bed alalım bir tane mesela buraya. Koyalım yatağa. Çok güzel. Yatak burada dursa olur yani şu an sorun değil. Hatta böyle üzerini bile kapatabiliriz yani şöyle. Değişik bir fantezi yapmış olursak böyle bir şey yapabiliriz. Burada bir kuyu gibi böyle yatak olabilir ama gerek yok böyle bir şeye. Burada bir kapalı dursun bu. Şimdilik dursun. İnsanların içeride durdukları yer. Şimdi burada arkada 1, 2, 3 blok boşluğu bıraktık. Tamam. İçerisi biraz dar oldu. Ben buranın burnunu hafif uzatsam mı acaba diye düşünüyorum şu anda. Bir tık öne doğru uzatılabilir. Şöyle yapalım. Seni alayım. Oturursa inşallah. Teşekkür ederim. Burayı alalım. Şuradan Selection Tool alalım. Buradan buraya kadar seçelim. Şöyle geniş bir alan. Ondan sonra şunu genişletelim. En tepeye çıkartalım. En öne alalım. Böyle yer dahil olmak üzere komple Move Cut diyelim. Hayır, dur. Move Cut demeyelim. Paste diyelim. Clear Content diyelim. Buradan alacağım. Move Cut. Böyle. Paste. Merge. Güzel. Şimdi oldu. Şimdi bu arayı güzel bir şekilde kapatabiliriz. Bir, iki, üç, dört blokluk bir boşluk var burada. Böyle yapılabilir burası. Ondan sonra şu en arkasını silelim. Şurayı silelim. Hemen bir boşluktan bloklarımızı koyalım. Burayı koyalım. Buraya da böyle kapatalım. Hop, ön tarafa çektik birazcık da. Arkada alan açıldı biraz bize. Ki bu sayede artık içeriye de insanları yerleştirebileceğimiz bir alan oldu. Şimdi şuradan şu boruları kullanaraktan. Seat. Alalım birer tane. Seat. Böyle durabilirler bence. Sorun olmaz diye tahmin ediyorum. Ardından bu alana ekipmanları koymamız gerekecek. Şimdi ekipman kısmına gelelim. Bu alan önemli burada. Şimdi yangın söndürücü 2 tane olsun. Hatta evet yani 2 tane. 4 tane bile yangın söndürücü olabilir. 2 tane bırakalım şimdilik. Başka. Şu aleti kapattım. Şeyi, simetri kısmını kapattım. Welding torch, underwater welding torch. Aldık, iki tane welding torch'umuzu koyduk. Bir tane daha yangın söndürücü tüpü alayım, şuraya koyayım şöyle. Güzel. Bunların üzerini böyle böyle kapatmış olalım mesela. Şöyle olsunlar. Bunların olduğu yere de bir şey koyabiliyorum. Süper, doğru ya. Evet, güzel. Bunların arkasına mesela ne konulabilir? Rope konulabilir. Rope'ları aslında ben buralara atmak istiyorum. Dışarıya atmak istiyorum ben birkaç tane rope ama dışarıyı çözeriz. İçeride bir, o zaman rope'tan evvel ne koyacağız? First aid kit koyacağız. Bir, iki, üç tane first aid kit koyalım buraya. Ondan sonra şimdi buraya flares, ammo koyalım. Flare gun koyalım. Güzel. Ondan sonracıma bir tane yedek. Flash ışığı. Koyabilirsem eğer. Güzel. Bir tane yedek flash ışığını koyduk. Çok güzel. Emergency transpender koyacağız. Onu hatta öne koyalım.
Radyoyu vesaire. Bunların hepsini böyle deşe koyalım. Buralarda bir yerde olsun bunlar. Ne yapalım? Mesela radyoyu... Radyo burada dursun bir tane. Yedek radyo. Yani kullanmıyoruz gerçi çok fazla radyo falan ama transponder bizim ihtiyacımız yok. Fener, yedek fener şöyle dursun. Ardından binocular. Elimizde zaten bir tane var. Night vision binocular alabiliriz buraya. Bir tane boş kutu, hatta iki tane boş kutu bile olur. Nasıl yapalım bilemedim. Şu telsizi mesela şuraya alayım. Night Vision'ı buraya alayım. Fener orada kalsın. İki tane boş alalım, buraya koyalım. Onun dışında başka radyo, oksijen maskesi bir tane burada bulunsun. Ne olur ne olmaz. Night Vision binoküleri koyduk. Strob ışıklarına ihtiyacımız yok. Bu alanda pusula bir de. Evet, pusulaya da lazım olursa kullanırız burada diye koyduk bu alana. Şurayı düzgün kapatalım, böyle böyle dursun. Burada ne eksik? Fener falan eksik. Onları da önümüze koyarız. Sorun olmaz. Şimdi buraya ne yapacağız? Ekran koyacağız önce bir tane. Güzel. Mesela şuraya koyulabilir bence bu ekran. Evet, süper. Bu alanı kullanalım aktif olarak. Başka 1 2 3 dial 2 3 tane dial koyduk. Ondan sonra throttle gaz. Gaz kolu koyduk buraya bir tane. Nice. Ondan sonra buraya indikatör koyalım. Light indikatör. Ne yapacak bu indikatör? Hangi viteste olduğumu söyleyecek bana. Yani birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites, geri vites şeklinde gidiyor olacak. Bunlar. Başka ne koyabiliriz diye düşünüyorum. Işık olarak bir şeyler koyabiliriz. Push buton değil, toggle buton. 1, 2, 3 tane önümüze şöyle alalım. Işıklandırma olayını buradan çözeriz. Buraya bir tane, ondan sonracığıma elektrik kısmından circuit breaker koyuyoruz. Çok güzel. Buraya bir adet dial koyalım. Bataryanın durumunu bize söyleyecek olan. Ondan sonracığıma burayı da böyle kapatalım. Kapatabiliyor muyuz? Kapatabiliyoruz. Buraya da bir tane ne koyalım? El feneri koyalım, yedek. Flashlight. Çok güzel. Bunu da buraya koyduk mu? Bu tamam. Canavar. Burada ne varmış? Burada bir boşluk var mı? Burada ha, ışık koyduk buraya doğru ya. Evet. Buralar dolu hep. Bu ışığı buradan kaldıralım. Evet. Şimdi bu aletin spot ışığına ihtiyacı var. Spot ışığını sağ ve sol şeylere ayarlamak istiyorum. Pivot var mı? Pivotum yok. Şu anda ayarlayamam dolayısıyla. Ama ne yapabiliriz? Şunu kullanaraktan. Şöyle bağlayalım. White diyelim. Bir tane spot ışığı verelim buraya. Bunun da bir constant number'la ayarını yaparız gerekirse. Aşağıya bakar yani. Evet, aşağıda birazcık ağırlığı aşağıya çekeceğiz ama nasıl çekeceğiz? Şimdilik şöyle bir weight block şeklinde bir ağırlık aşağı indirebilme olayı yapabiliriz. Cuk diye aşağıya oturacak bunun ağırlığı. İspan edelim bakalım ne olacak. Güzel. Güzel. Ekipmanlarımız var burada. Transponder koymamışım mesela. Transponder koymak lazım.
İçeride oturduğumuz takdirde yukarıya doğru güzel bir geniş alanımız var. Etrafımızı da güzel görebiliyoruz. Çok tatlı oldu bence. Ekipmanlar vesaireler çok güzel oldu. Evet, bakalım bakalım başka ne yapabiliriz bu alete? Bağlantıları yapabiliriz hemencecik. Onlarla başlayabiliriz olaya. Bait blokları koyduk. Boyamasını yapabiliriz. Işıklandırmasını yapabiliriz. Mesela bunun içerisinde bir ışıklandırma olsun güzel. Hatta şuraları şöyle bir şey yapalım. Şöyle. Böyle olsunlar. Şundan şuraya koyalım. Bunu buradan çekelim. Bunu da çekelim. Bunu ve bunu çekelim. Bunu çekelim. Simetriyi açsaymışım keşke. Evet, bunları da böyle yaptık mı? İçerisi havadar, efil efil bir alan oldu. Başka ne yapabiliriz şimdi? Başka. Şuradan transponder radyo signal locator'ı alalım. Fıt fıt. Radyo signal locator önemli. Transponder bizim için önemli bir şey. Underwater torch'umuz var. Normal torch'umuz var. Buraya kıyafetle ilgili bir şeyler olacak olursa mesela şuraya bir tane boş kutu koyalım. Lazım olursa diğer kutuları böyle yukarıya doğru gidiyor oluruz. Burada bir, iki tane, üç tane daha yerimiz var. Onları da kullanırız. İçerisi de bayağı geniş oldu bu arada. Çok tatlı oldu yani bence. Alan bakımından rahat oldu. Yatağı da tam ortaya löp diye koyabilirim bu arada. O da olur ama şimdi koymayalım. Şey olmasın. Gerek yok. Şimdi birazcık ufaktan renk olayına girelim. Boyaya tıklayalım. Şöyle siyah ile bu arkadaşları boyayalım. Simetriyi açalım da öyle boyayalım. Ondan sonra parçalar boyanmıyor. Uğraşıp duruyoruz bir saat. Tamam, parçaların boyadık. Bu parçaların iç kısımlarını boyayacağız. Böyle bir bu sayede birazcık daha böyle derinlik vermiş oluyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Araca. Şöyle yaptık mı? Tamamdır. Ondan sonracığıma bu alanı şöyle aynı şekilde boyayalım. Yukarıya doğru boyayalım. Güzel. Tepeyi boyayalım. Buraya bir tane paintable sign koyaraktan bu olayı çözebiliriz. Ha gerçi bu şeymiş. Büyük blokmuş. Neyse. Sağlık olsun. Şöyle bir komple boyamış olalım. İç şey kısımlarını. Ya, cam kısımlarını. Güzel. Ondan sonra bir waterline su çizgisi olaraktan şu arkadaşı kullanalım. Çizgisi olarak bunu kullanalım. Arkaya doğru da evet süper. Ondan sonracığım alt tarafı genelde kırmızı yaparlar alt tarafını ama şöyle öyle yapalım hadi plain fill diyelim. Buraya bir filleyi versin. Alt tarafı komple kırmızı olsun bu aletin. Güzel. Şöyle bir boyalarını yapalım bunun. Beautiful, beautiful. Ondan sonracıma üst tarafın plane'ini de şöyle boyayalım şu an için. Başka bir renk. Yorum olarak yazabilirsiniz abi şu renk, bu renk vesaire diye. Direkt bana rengin adını da söyleyebilirsiniz. Red, Green, Blue biliyorsunuz. RGB. RGB. RGB renklerini kullanabiliyoruz. Burada. Onları da söyleyebilirsiniz, iletebilirsiniz. Onlara da dikkate alırım tabii ki de. Buralar böylelikle bitmiş oldu gibi. Güvertenin rengi böyle koyu yeşil olsun istiyorum. Evet, çok güzel. Güzel, güzel. Şimdi normal boyaya geçelim. Şunu alalım. Burada bu arkadaşların boyanması lazım. Komple. Aynı şekilde şu arkadaşların boyanması lazım. Boyadık, boyadık. Boyadık komple buraları böyle. Çok güzel. Dışarıda bir sıkıntı var mı? Yok. Boya konusunda dışarıda herhangi bir sıkıntı yok. Mükemmel. Şimdi güvertenin rengi şöyle olsun. Birazcık daha açık bir renk olsun mu? Yani şöyle hafif
aşağıya nazaran daha farklı bir renk olmasını istedim. Şöyle yukarıları şey yapalım. Yakıt alanı burası. Yakıt alanında turuncuya boyayabiliriz oraya birazcık. Turuncuyla böyle bir şey verebiliriz içeriye. Şöyle yapalım. Direkt replace color atalım. Hoppa, süper. Güzel oldu. Şimdiki turun şu kırmızı bir boyayalım şunu. Güzel. Turuncu istiyorum. Buradan dümdüz tam ortadan şöyle kapıya kadar. Ardından da şu hatta turuncu böyle bulunsun istiyorum. Hani bize böyle yol gösterecek aynı zamanda. Şuralara böyle açıyı verebiliriz bu arada. Onu da yapabiliriz istersek daha sonra. Böyle yapabiliriz bence. Şunu da burada bırakalım. Bu da bir geniş olsun şu an için. Bir geniş durabilir. Şuradan bloğu alalım. Ondan sonra cıma kapıları böyle birazcık. Hani birazcık şöyle bir açı vermiş olalım yani böyle bir farklılık olsun. Çok simetrisi bozulsun bayağı garip oldu ama. Normal koyalım bari şöyle. Evet tamam şimdi olur. Buna gideri var. Evet bağlantıları tamamlandı. Onlar tamamlandı. Şu turuncu alalım. Boyamaya geçelim. Bu alan turuncu bir alan. Tehlikeli bir alan. Ne olacağı belli olmayan bir alan. Yakıt alakalı bir alan. Dolayısıyla orayı öyle marklamış olduk. Güzel oldu. Şimdi içeriden hemen bir şeyleri yapalım. Logic koyacağız. Burada 12 tane bloğa ihtiyacım var benim. Şuradan 12 add şeklindeki bloğu alıp bunu tam ortaya yerleştiremiyorum maalesef. Ama şunu şöyle mümkün olduğunca ortada olacak şekilde yerleştirelim. Şimdi buradan yakıtların hepsini toplayalım. Bunu da yukarıya yakıt göstergesine atalım. Fuel diyelim buna. Bir adet de şöyle çekelim. Çok güzel. Şimdi buradan ne yapacağız? Buradan bir tane. Şuradan bataryanın birisini buraya koyalım. Throttle arkadaşımız bizim RPS'leri olacak bu motorların. Bu motordan temperature alalım bir adet buraya. Bu motordan yine aynı şekilde bir tane RPS göstergesi alalım. Clutch'ın gazı WS olacak. Bunları ayarladık. A ve D tuşları rudder'larımız olacak. Onları ayarladık. Ondan sonracığıma hotkey 1 bunlar olacak. Hotkey 2 bunlar olacak. Hotkey 3 geri vites olacak. Çok güzel. Ondan sonracığıma şuradaki tuş toggle olduğu zaman bütün dış güvertenin ışıklarını yakacak. Buna ekleme yapacağız yine. Yukarıda normal aydınlatma da ekleyeceğiz. Çok güzel. Buna bastığımız zaman bütün geminin aydınlatması iç kısımları yanacak yani şey güverte ışıkları yanacak. Hatta dur şu navigasyon ışığı olarak alacağız bu üçünü. Tamam. Bu arkadaşı spot ışığı olarak alalım. Bu aynı zamanda backlight'ları yakacak. Evet güzel. Spot ışıkları olarak hadi spotu şöyle yapalım. Spotu buradan hotkey 1 2 3 spot 4 numarada olsun. Tamam, güzel, güzel. Başka what else do I need? Vitesler yandığında bunların yanmasını isteyeceğim. Nasıl olacak?
Şunlar. Indikatör light. Indikatör light. Okey, bunlar da bu ışıkları yakıyor olacak. Elektrik. Geldik elektriğe. Şöyle birbirine bağladık bunları. Daha sonra buradan ve buradan hasar almasına karşı bağladık. Sonra şu dashboard'umuzu bir hemen elektrik verelim. Çok güzel. Ardından buradan geldik yakıtı. Bu arkadaşlara bağlıyoruz. Ardından bunu aşağıda motora bağlıyoruz. Gearbox, clutch ve rudder'lara elektriği verdik. Daha sonra spotu verdik. Şuradan tek gideyim. Bu tarafa, bu tarafa da tek gideyim. Şu bağlasın, şu bağlasın. Tık 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 olsun. Bu arkadaştan da buralara seri olsun. Şunlar da buradan bağlansın. Bütün sistem looplasın kendini. Bu sayede senden tepedeki ışıklarımızı aldık. Çok güzel. Elektrik sistemi de bağlamış olduk. Şimdi toggle. ABD. Reset. WS. Sticky. Left right'ı. Up ve down'ı yukarısı için kullanacağız. Sticky olsun. Onu da hemen işaretleyelim. Aşağı ve yukarı tuşları da bunun rotasyonunu belirliyor olacak. Aşağı ve yukarı doğru eğme olayını yapıyor olacak. Pata 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 pata. Başka neye ihtiyacımız var? RPS'ine baktık, yakıtına baktık, clutch'ına baktık. Ha, gir şunları bir dakika. Şu arkadaşları yanlış bağladık. Bir de seninki şey. Bunlar direkt bataryaya bağlı. Jeneratörler çünkü bunlar bataryaya direkt malzemeyi çekiyor olacaklar. Bunu bir save edelim. Yavaş. Öküz. Yavaş öküz. Olsun olsun. Hadi bakalım. Yavaş öküz olsun adı. Ne yapalım? Yeni şeyler geldiği zaman da bunu böyle şey yapıyor olacağız. Burada research'ümü tamamlaması 20 dakika var da. Yavaş öküzle bir seyahate çıkalım mı ufaktan? Bir spawn edelim bakalım bu arkadaşı. 2000 litre yakıtımız var. Güzel. Açtık. 4'e basalım. Spot ışığımız yandı. Yukarı ve aşağı tuşları ters. Ama olsun, sorun değil. 4'e bastık, kapattık. Ignition neyle yapacağız? Motor çalıştırmayı şey yapmadık ya. Push buton koyalım buraya bir tane. Key yok değil mi daha elimde? Ha, var. Key switch var. Aa, çok güzel. Simetriyi kapatalım sana zahmet. Şöyle bir key switch atalım aşağıya. Sen de karşım activated olduğun zaman motorları sana zahmet bir ateşleyiver. Böyle diye çalışsın motorlar. Buradan süreyi yarım saniye yaptık. Motor diyelim. Bu arkadaş kimdi? Güverte ışıkları. Deck light. Bu arkadaş kimdi? Navigasyon. Navigasyon. Bu arkadaş kimdi? Sen iç ışıklarını aydınlatacaksın ki onu da daha yapmadık. Okey, şimdi light diyoruz. Normal ışık alıyoruz. TM ortadan. Tam tepemize bir tane koymak istiyorum. Kırmızı bir ışık. Red, green, blue'dan en kırmızısından şöyle bir havalı bir ışık yapalım. Şuraya bir tane alalım. Buraya bir tane alalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buraya bir tane alalım.
Hemen aydınlatma arkadaşlarımızı bağlayalım sisteme. Nice. Bunları şöyle fıt 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 yaptık. Daha sonra geminin sağ tarafı yeşil, sol tarafı kırmızıydı diye hatırlıyorum. Değil mi? Sağ taraf yeşil, evet. İskele yeşil. Sancak yeşil, pardon. İskele tarafı kırmızı şeklinde olacak. Burayı da yeşile boyamayacağız tabii. Evet, güzel. Ondan sonra ön taraf bu beyaz yanacak. İçerideki arkadaşlar koyu kırmızı şeklinde böyle bir yansınlar. Hop, yanlış yapmayalım. Additive olacak. İç ışıkları da böylelikle bağlamış oluyoruz kırmızıya. Başka ne yapacağız? Save edelim. İçeride koltuklar, moltuklar. Biz benle bunu da bir sefere çıkabilir miyiz gibime geliyor. Ha, şunları bir ayarları kim hangisiydi onları yazayım. Buradan değer temperature buna gidiyor. Temp diyelim, 0 diyelim, 100 diyelim buna. Ardından bu arkadaş RPS göstergesi sağ taraftakine gidiyor. RPS diyelim, 0 ile 20 arasında olacak. Bu arkadaşımız nereye gidiyor? Bu arkadaşımız bir şeye gitmiyor. Speed var mı elimizde? Sensör yok şu anda. Bu arkadaş şöyle bir şey yapabiliriz. WS'yi buna bağlayabiliriz. Artı ve eksi olarak benim clutch level olarak görünür. Eksi 20 artı 20 şeklinde gidiyor ve geliyor olur. Bu arkadaşımız throttle. Bunun start value'su 0.5 olsun. Maksimumu bu, minimumu bu. Sensitivity'sini de %30'a şöyle çekiyoruz. Adını da bir şey yazmıyoruz. Batarya diyoruz. 0 ile 1 arasında olacak. Bu bataryanın göstergesi var mı? Var. Süper. Backlight. Sen backlight'ları yapıyorsun değil mi? Sen de şey yap o zaman. Çok güzel. Save alalım. Ve spawn edelim tekrardan aleti. Seninle bir sefere çıkalım mı? Hadi bakalım. Şimdi bu birinci vites. Hayvan gibi yakıtlıyoruz. Evet, güzel gidiyor gibi. Dönüşlerimiz doğru. Güverte ışıkları, ya yani güverteye bir iki tane normal ışık da katsak güzel olabilir sanki. Geri vites çalıştırdık. Vites değerlerine bir bakmak gerekebilir. Yakıt tasarrufu yapacak bir alet olmasını istiyorum çünkü bunu. Ama genel olarak stabil mi stabil. Çok güzel. Şimdilik bu arkadaşlar...
3'ün birinden 2'sinin birine çekti mi bunu? Bu iş yürümüyor. 6'nın 5'inden 3'ün 2'sini al. 3'ün 2'sinden 9'un 5'ini al. Öyle yapalım bakalım. 6'nın 5'inden 3'ün 2'sine, bu da 9'un 5'ini alsın. Bunlar da birebir zaten. Böyle deneriz şimdi. Şey gördüm az evvel, ne gördüm? Ha, ışıklandırma koyacağız demiştik. Hemen ışık yapalım buraya bir iki tane. Aletin ön tarafı çok karanlık. O yüzden yani şuradan mesela nerelere koyabiliriz ışık? Bence şuralarda durabilir ışık ya. Simetri aç abi sana zahmet. Böyle birer tane ışık buraya. Mesela bir tane buraya atsak. Ondan sonracığıma bir tane buraya atsak. Bence güzel olur. Buraya geldik. Aditive girdik. Güverte ışıklarını da beyaz yapalım şöyle. Yok, beyaz yapmayalım. Krem rengi yapalım şöyle. Evet, evet, daha güzel oldu. Krem rengi daha tatlış bir renk oldu burası için. Elektriği 2 olaraktan bağlamadan evvel deck lights olarak şu arkadaşı light switch aldık. 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Elektriğini de bağlayalım bunların. 3, 1, 2, 3 dedik. Save'imizi aldık. Ve başka gear'lar, vitesleri kontrol edecektik. Hemen bir spawn edelim. Vitesler nasıl oluyormuş bir görelim bakalım. Hop geldik, tık çalıştırdık. Exo'da bir sıkıntımız yok. Güvertenin aydınlığı konusunda bir sıkıntımız yok. Evet, ben viteslerle oynuyorum. Bu bayağı hızlı bir şey oldu böyle. Ben bu kadar bunun hızlı gitmesi istiyorum çünkü yakıtı emiyoruz şu anda. Şöyle yan durursak birazcık sallanma nasıl? Genel olarak güzel. Yani alet öyle çok sallanmıyor. Bataryada göstergeni görüyoruz. Ha bir duralım. Geri geriye gidiyor muyuz? Geri geri gidiyoruz. Güzel. RPS'in yükselmesini bekliyorum. Bu otomatik bir RPS düştüğü zaman otomatik olarak sistemi çalıştıran bir sistemle bence bu alet çok da güzel hale gelir gibime geliyor. Fişek fişek eğit be. Canavar gibi diyor. Tabii keşke bunu gündüz yapabilsem de gündüz gösterebilsem şunu size de. Olmuyor nedense. Bütün bölümler gece oldu şu ana kadar. Şaka gibi yani. Kimse gündüz kaybolmuyor mu? Ne oluyor? Anlamadım ki yani. Hoppa. Oraya vurmasaydık iyiydi ama aldık. Güzel. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.